Merhabalar sevgili kadınca takipçileri. Öncelikle size kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Elif Onurlu Acar. 1996 senesinden beri Almanya'da ikametgah etmekteyim. Şu anki aktif mesleğimin dışında birçoğunuz beni Kadınca dergisinden tanıyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Profesyonel koçluk yapıyorum, yaşam koçluğu. Ve şu anda da nefes koçluğu eğitimi içerisindeyim. Bugün sizlerle Kadınca Dergisi aracılığıyla evlerinizde konuk olarak bu koronavirüsünün bizlere neler getirdiğini, bizlerden neler aldığını konuşmak istiyorum. Birçok aile bunun duyar duymaz, onun endişesiyle hemen karantinaya kapandığı için ve ardından hükümetin karantinada kalmamızın bilgisi geldiğinde çok uzun bir süreçte evde kaldı. Birçok iş yerleri kapandı. İşte kurzarbeitler başladı, karantina süreci başladı. Bununla ilgili çok başvuranlar oluyor, özel yazanlar oluyor ya da çevremizden işittiğimiz, duyduğumuz oluyor. Çok zorlu bir sürece girdik. Bir endişe yaşamaya başladık. Sevdiklerimiz açısından, kendimiz açısından endişe yaşamaya başladık. İkincisi, aslında biz çocuklarımızla da eşimizle de çok fazla vakit geçiremiyorduk. Neden? Herkes aktif bir şekilde çalışıyordu. O yüzden pek birbirimizi göremiyorduk. Bu uzun sürede 24 saat aynı anda evde olunca bir sürü huzursuzluklara maalesef neden oldu. Aslında biz bu süreci ailemizi, kendimizi tanımak için de kullanabiliriz. Çocuklarımız okul veya işten sonra geldikten sonra bir selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra herkes odasına gidiyordu. Ya da herkes sokaktaydı, çok aktifti. Ama şu anda genelde evdeler. Çocuğumuzu daha yakından tanıyabiliriz. Çocuğumuzun bizi daha yakından tanımasını sağlayabiliriz. Bunları nasıl yaparız? Beraber vakit geçirerek, sohbet ederek, kitap okuyarak. Şimdi televizyon ya da işte PlayStation, handheld oyunlar. Bunlar bizleri agresifleştiriyor. Neden? Zihnimizi yorduğu için, beynimizi yorduğu için agresif bir hale geliyoruz. Bakarız çocuklarımız ya da eşimiz çok böyle artık televizyon başında bir süre sonra agresifleşti. Ne bileyim, kapatıp hadi kitap yarışı yapabilirsiniz. Güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Türkiye'de yaşayanlar bilir. Şehir oyunları vardı, isim oyunları vardı. Hani zihni daha çok açacak. Birbirimizi daha iyi tanıyabilecek sohbetlerle, muhabbetlerle hem aile ortamımızı daha çok pozitifleştiririz, hem birbirimizi çok daha iyi tanırız. Hiç düşündünüz mü virüs neden bu sene çıktı? Niye 2020, niye 2019 değil? Evrenin belli bir sinyalleri vardır, belli bir süreci vardır. Ve en önemlisi şöyle şu bakış açısıyla da bakabiliriz ki bunu sevgili Nesrin Hocam söylemişti. Biz evreni o kadar çok yormuşuz ki sürekli almışız. Almışız, ağaçları kesmişiz, işte betonlaşmaya dönmüşüz. Sürekli alalım demişiz, vermemişiz. Evren öyle bir hastalık çıkardı ki hepimizi eve tıkadı, meydan. İşte otağa, böceğe, hayvanlara, doğa onlara kaldı. Demek ki bizim biraz onlara müsaade etmemiz gerekiyormuş. Bizim biraz kendimizi çekmemiz gerekiyormuş. Böyle çok aktif olarak, sürekli dışarılarda olarak, sürekli isteyerek değil de arada bir vermek de gerekiyormuş. Yani doğaya da huzur vermek gerekiyor. Hep ben demememiz gerekiyormuş. Biz bu süreçte bunu da anlamış olduk diye düşünüyorum. Eşlerimizle çok iletişim bozukluğu yaşamaya başladığımız anda ne yapabiliriz? Konuşamıyorsak, artık günler olmuş, haftalar olmuş, aynı evin içindeyiz. Konuşamıyorsak ne yapabiliriz? Yazışabiliriz, mektup yazabilirsiniz birbirinize. Ya da oturup, özellikle bayanlara söylüyorum. Eşinizi şimdi daha iyi tanıdınız, görmediğiniz, bilmediğiniz yönlerini gördünüz. Nasıl bir eş istiyorsunuz? Onu mektuba dökebilirsiniz. Birçok bayan da bunun farkına varacaktır ki
Aslında beklentilerinin hepsi o eşte var. Fakat bu süreçte o kadar gerginleşmiş ki, o kadar yorulmuş ki onları görmüyor, göz ardı ediyor. Ya da beyler, hani tamam çalışıyorsunuz ama uzun bir süredir evdesiniz, çok dinlenmiş oldunuz. Bir gün sabahta siz kalkıp eşinize bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Bana kahve yap getir yerine, işte hayatım kahve yapayım mı beraber içelim diyebilirsiniz. Atıyorum sen çok yoruldun, hadi ben sana yardım edeyim, masayı toplayayım diyebilirsiniz. Eşiniz stres içerisinde bütün aileye yemek hazırlarken, hadi çocuklar gelin, işte biriniz tabakları koysun, biriniz bardakları koysun, hadi ben salata yapayım, hadi biz de taşıyalım, işte önce annenizi ikram edelim diyebilirsiniz. Egoist olmaktan vazgeçtiğimiz anda hayatımız da güzelleşir, çevremiz de güzelleşir, aileler de güzelleşir. Hepinizden tek ricam, eşlerinizi ya da çocuklarınızı aynı kalıbın içine sokmamaya çalışın. Bunlar kadınlar için de geçerli, erkekler için de geçerli. Kendimden örnek vereyim. Örneğin ben uyanınca çok böyle neşeli, aktif bir şekilde uyanıyorum. Ailenin diğer fertleri daha çok böyle suratsız, kendi halinde, somurtkan, bir iki saat sonra kendine gelen bir insan. Şimdi onlar beni zorlarsa, benim de suratsız olmayı, bana haksızlık olur. Ya da ben onları zorlarsam, benim gibi neşeli olmaya, ben onlara haksızlık etmiş olurum. Çünkü onları kendi kalıbıma sokmaya çalışıyorum. Ben onları olduğu gibi kabul ettim. Biliyorum ki onlar suratsız. Birkaç saat seslenmeyecekler, konuşmayacaklar. Ben bir süre hani onların o 3 saat sürecini yarım saate indirmek için kendim espri yapıyorum. Yavaş yavaş onları yumuşatıyorum. Yavaş yavaş onlarla sohbet ederekten onları da daha böyle rahatlamaya alıştırmış oluyorum. Bu sadece küçük bir örnekti. Lütfen sizden gerçekten bunu üstüne basa basa söylüyorum, rica ediyorum. Aile fertlerini, etrafınızdakileri kendi kalıbınıza sokmaya çalışırsanız o kişi ortada bocalar. Kendi kalıbıyla sizin kalıbınız arasında bocalar ve hayattaki gidişatını, hedeflerini yitirir. Çünkü bir türlü karar veremez. Kendi kararını verse sizleri üzmüş olacak. Sizin kararınızı verse kendisini üzmüş olacak. İnsanları olduğu gibi kabul ettiğiniz sürece hayat hepimiz için, hepiniz için çok güzelleşecektir. Bundan emin olun. Kadınca dergisini takip etmeyi, Kadınca dergisini izlemeyi ve videolarımızı takip etmeyi, takip ettikten sonra paylaşıp beğeni düğmesine basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.